Herkese selamlar arkadaşlar. Birkaç şey konuşacağım, sonra belli başlı sorularınız varsa mümkünse yanıtlamaya gayret göstereceğim. Şöyle söyleyeyim, önce bir yazıdan bahsedeceğim. Bizim soyunma odamızda Ali Sami Yen adında Rams Park'ta bir yazı yazar. Soyunma odamızın tam içine girince iç koridorda diyeyim. Önce bir onu okuyup herkese, yazıyı bilenler vardır, bilmeyenler de çoktur ama bir hatırlatayım diye o yazıyı okuyacağım size. Tarihi kimler yazar? Tarih hayal eden yazar. Hayallerinin peşinden gideni, kendine güveneni, yürekli olanı, yüreğini koyanı yazar. Tarih inananı yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkansızı deneyeni, vazgeçmeyeni yazar. Tarih hiç durmadan çalışanı, en yukarıdakini yazar. Başarılı olanı, başarıyı paylaşanı yazar. Ve sadece birlikte olanlar tarih yazar. Şimdi Galatasaray için bir tarih daha yazmanın zamanı geldi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Bu bizim soyunma odamızda her daim yazan bir yazıdır. Oyuncularımız bu yazıyı okuyarak, yazının kenarından geçerek soyunma odasının içinden girer ve bu Galatasaray'ın kültürünü gösteren çok önemli bir şeydir. Biz seçildiğimiz günden beri hep bir şeyden bahsettik. Bir hikaye yazmaktan. Galatasaray zaten spor tarihinde yazılan hikayelerin birçoğunu yazmış olan çok derin bir tarihe, geçmişe sahip bir takımdır. Her ne olursa olsun birbirimizi sevmekten bahsettik. Bu hikaye inanmanın, karşılıksız sevmenin, forma aşkının, sevinç gözyaşlarının, birbirini seven insanların gerçek hikayesidir. Tek ihtimali olan insanların hikayesidir. Galatasaray renklerine aşık insanların takımıdır. Fedakarlıkların takımıdır. Tarihimize baktığımız zaman bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemlerde biz bir olduğumuz, beraber olduğumuz zaman çok daha kısıtlı imkanlarla neleri başardığımız müzemizde çok nettir. Bizim tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Başta başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Okan hocamız, kulübümüzde her zaman gayret eden, stattan Florya'ya, mağazalarımızdan Kalamış'a, adaya kadar her birbirimizde çalışan, emek veren tüm çalışan arkadaşlarımız, burada bizlere çay veren değerli kardeşlerimiz, hepimiz her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimize kadar bu duygu her birimize işlemiş vaziyette. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Artık şampiyonluk meşalesi yandı bir kere. Yaklaşık bir hafta önce bir yemek yaptık. Bazılarınız da duymuştur. Futbolcularımızla adada buluştuk. Oyuncularımız Ayhan Hoca, Fatih kardeşim, ben. Orada her şeyi konuştuk. Herkes tek tek söz aldı. Herkes hayallerinden bahsetti. Birlikte nasıl şampiyon olacağımızı konuştuk. Müthiş bir motivasyon vardı. Sonrasında Trabzon'da maç öncesi yenilen akşam yemeğinde oyuncularımıza bir sürpriz yaptık. Her tarafı karartıp geçen seneki şampiyonluk anlarımızı, şampiyonluk videolarımızı, kutlamaları, sevinçleri, birlikte olduğumuz, birbirimize sarıldığımız anları gösterdik. Ve orada şunu söyledik: şampiyon olanlar, bu duyguyu yaşayanlar, bu duyguyu tekrar ancak yaşayınca bir daha hissedecek. Öyle kendi kendine hissedilecek bir şey değil. Olamayanlar da ancak ve ancak yaşayınca öğrenecek. Ve ondan sonra malum Trabzon maçını oynadık. Burada herkes çok çalışıyor. Oyuncularımız buralarda, herkes de görüyor, ekstra çalışmalar yapıyor. Pırlanta gibi çok değerli, çok karakterli oyuncularımız var. Yine çok istekli ve çalışkan bir teknik heyetimiz, idari personelimiz var. Ve Okan hocamız gayretiyle, iyi niyetiyle, güzel gönlüyle zaten herkesin teveccühünü kazanmış olan camiamıza daha küçücük yaşlarından beri bizim içerimizde olan, bizim için, tüm Galatasaray için çok önemli bir değer ve bize geçen sene yaşattığı şampiyonlukla tüm Galatasaray bireşenleri olarak burada tek ihtiyacımız olan 7'den 70'e tüm Galatasaraylıların ne olursa olsun %100 inançla devam etmesi. İnancımızda bir milim bile geri atmamamız gerekiyor. Ne zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım. Bundan sonra da farklı zorluklar, farklı üretilen spekülasyonlarla, manipülasyonlarla birçok zorluk varmış gibi gösterilecektir. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm camiamızla, oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor.
birkaç örnek vereyim. Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Zaha ve birçok oyuncumuzla ilgili geldiklerinde çok eleştiriler aldılar. Hatta Icardi'nin bile alışması biraz zaman almıştı hatırlarsanız. Bu şampiyonluk yürüyüşünde tüm taraftarımızla, özellikle tribüne gelecek taraftarımızın biraz daha sabırlı olmasını rica ediyorum. Ve tüm Galatasaraylıların, özellikle sosyal medyada bizleri karıştırmak isteyen, yalan haberler uyduran sosyal medya haberlerine, medya haberlerine itibar etmemesini rica ediyorum. Bunları örneklendirmeyeceğim çünkü çok fazla örnek var. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani yanlış bir oran da vermek istemem ama tahmini %90'ı da yalan. Bunu söyleyebilirim. Sezonun başında yine sizinle burada bir araya gelmiştik ve orada da aktarmıştım. Bu sezonun dayanışma ve konsantrasyon senesi olduğunu söylemiştim. Yine üstüne basarak söylüyorum. Dayanışma zor zamanda olur. Kuruluş ruhuyla, kurtuluş ruhuyla olur. Ve dayanışma her koşula rağmen birbirine sahip çıkmaktır, birbirine sarılmaktır. Biz bu dayanışmayı tüm bileşenlerimizle sonuna kadar hissediyoruz. Galatasaray en temel gücü ve karakteri Galatasaray'ımızın bu dayanışmadır. Normalde hiç yazarak şey yapmam ama mesajların çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden Galatasaray bütünleştiği ve kenetlendiği zaman başaramayacağı şey, kaldıramayacağı kupa yoktur. Tüm gönlümle inanıyorum ki bu sezonda her zaman olduğu gibi Mayıs ayı Galatasaray için yine şampiyonluk ayıdır. Bizim için Mayıs ayının başka bir anlamı yoktur. Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Zaten başkanımız her zaman olduğu gibi Galatasaray için her türlü özveriyi gösteriyor. Ve her türlü özveriyi göstererek, tabii ki genel kurul kararıdır Galatasaray'da kimin başkan olacağı. Ama Dursun başkanımızın yine her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin de birçok camiadaki birçok insanın da temennisidir. Dolayısıyla Galatasaray'ın yönetimin gündeminde seçimin sesi diye bir şey yoktur. Bunun da böyle bilinmesini rica ediyorum. Galatasaray camiasının bütün unsurlarına teşekkür etmek istiyorum. Bundan sadece 12 gün önce başkanımız Dursun Özbek liderliğinde kenetlenme çağrısı yapmıştık. Bu çağrının geri dönüşünü hemen aldık. Çünkü başarı, tutku, şampiyonluk ateşi bizim genlerimize işlemiş. Korkuyla, panikle hiç işimiz olmamış. Gerektiği anda her türlü derdi kenara bırakıp kenetlenmek bizim refleksimiz olmuş. Çünkü Türkiye'nin 4 yıldıza sahip tek kulübü olarak şunu çok iyi biliyoruz. Şampiyonlukları zafer yapan şey uğruna akıtılan ter ve harcanan emektir. Bileğimizin hakkıyla sonuna kadar hak ederek inşallah Mayıs ayında 24. şampiyonluğumuzu kutlayacağız hep birlikte. Sessizliğimiz camiamızın asaletinden, soğukkanlılığımız ise kendimize güvenimizdendir. İşte görüyoruz ki biz kenetlendikçe herkes farklı havalara bürünüyor, farklı panikler yaşıyor. Biz kenetlendikçe bütün duvarlar yıkılıyor. Herkes emin olsun, biz kenetlendikçe Galatasaray her zamanki gibi yine şampiyon olacak. Yenilmeyen tek şey azimdir arkadaşlar. Güçlü olan ve yenilmeyen yalnız azimdir. Biz göreve geldiğimiz gün olduğu gibi aynı azimle, aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Biz de, camiamızın bütün bileşenleri de, takımımız da, taraftarımız da, başta başkanımız, ağabeyimiz Dursun Özbek de ve tüm yönetimimizde de bu irade var.